Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videomuzu beğenerek destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup yeni videolar hakkında bilgi alabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bizi ekranda görünen Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir alanımız var. Bu alan içerisinde bazı işaretler var. Aynı zamanda Horasan yapılar var. Ve aynı zamanda yine bu Horasan yapıların bazı kalıntıları mevcut. Size bu konu hakkında bugün biraz detaylı bilgi vereceğim bu işaretimiz hakkında. Öncelikle gördüğünüz üzere iki tane renkte bir kayalık alanımız var. Siyah bir alan ve aynı zamanda bir de sarı olan bölümler var burada. Görüyorsunuz. Bu siyah olan alanımız arkadaşlar Horasan dediğimiz harç sistemiyle yapılmış. Bakın şuradan başlıyor. Şu şekilde aşağıya doğru. Buradaki bitkilerin oradan aşağıya doğru gelmiş. Ve yukarıya doğru böyle bu şekilde devam etmiş. L biçiminde gelmiş. Bu şekilde devam etmiş. Yalnız dikkatinizi çekerim. Şurada aşağı kısımda toprağa bir hayli dağılmış vaziyette. Şurada yine bir kayalık alanımız var. Şurada sağ tarafta en sağda gördüğünüz gibi yine yere dağılmış vaziyette. Şimdi burada bir odamız mevcut. Şöyle ikinci şey geçeyim. İşaretledim arkadaşlar. Odamız burada. Çarpı yaptığım yerde. Girişimiz burası. İşaretlerimiz arkadaşlar şu gördüğünüz oymalar. Bunlar bizim odamızı veren işaretlerimiz. Ve aynı zamanda şu alanı şu şekilde işaretledim ki hani burada bu oda kapatılırken yani burası kapak olarak kapatılırken bu aşağıya bu Horasan harcı dağılmış vaziyette. Şurayı görüyorsunuz. Şimdi gene eski işarete gelip temiz bak temiz olan yere geleyim. Görüyorsunuz şu aradaki perde sistemini görüyorsunuz. Hani inşaatı yaparken ne yapıyorlar? Kaba duvarı yaptıktan sonra ondan sonra bir kaba harç atıyorlar. Ondan sonra bir ince harç atıyorlar. Aynen sistemimiz de burada bu. Bir yerde kapatma yaparken öncelikle orayı böyle kaba bir harçla sıvanıyor ve daha sonra doğaya uydurulmaya çalışılıyor. Buradaki işte oymalarımız diyor ki burada odamız mevcuttur diyor yani. Şuradaki yuvarlığı görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki yuvarlığı şu şekilde. İşte bu da buradaki girilmesi gereken, odaya girilmesi gereken yerin son haliyle sıvanmış hali. Ve zaten şuradaki şu birikinti bize odamızın burada olduğunu söylüyor. İkinci işaretime geçiyorum. Arkadaşlar kare, dikdörtgen, yuvarlak, üçgen, yılan, kaplumbağa ve daha pek çok define işareti elinizde mevcutsa size kaya içi oda, mahzen ya da boşluk veren yapıları veriyor demektir. Böyle yerleri pirinç çubuklar vasıtasıyla kolaylıkla bulabilirsiniz. Henüz pirinç çubuğunuz yoksa gönderelim. Kapıda ödeme sistemiyle faturalı bir şekilde adresinize kadar getirilmekte ve ürünü aldıktan sonra ücretini kargo görevlisine teslim ederek güvenli bir şekilde almış oluyorsunuz. Piyasada kalitesiz ürün satmaya çalışan ya da paranızı peşin isteyip ürün göndermeyen veyahut da alakasız ürün gönderenlere karşı da kendinizi korumuş olacaksınız. Güvenli alışveriş için ekranda gördüğünüz WhatsApp numaramızdan ulaşarak hemen şimdi siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şöyle bir alanımız mevcut. Böyle büyükçe bir alan. Yani şuradaki 3 tane işareti görüyorsunuz. Şöyle şuradan şurası bir insan boyu kadar bir alan. Burada işte 2 tane yine oymamız mevcut. Şurada da yine bir oyma. Şuralarda da oymalarımız var. Ve şurada da 3 tane oyma mevcut. Arkadaşlar burada bir kasamız mevcut. Aynı zamanda bir de şurada 2 tane taşımız var. Görüyorsunuz. Bunlar suni değil yani. Bunlar yani kendi orijinal taşlar değil arkadaşlar.
Hani yapay, suni, doğal değil. Çünkü şuradaki taşın altını görüyorsunuz, boşluk ve şuradaki boşluğu görüyorsunuz. Buraya sürüklenerek getirilmiş ve kapatılmış. Yani burada bir saklamamız mevcut. Aynı zamanda burada da bir saklamamız mevcut. Bu aşağı tarafa doğru iniyor. Şimdi şöyle ki ilk saklamamız, yakınlaştırdım ben fotoğrafı biraz daha. İşaretlerimi kırmızı noktalarla işaretledim. Bize veren odanın girişini, ilki burada ve bir de şurada işaretimiz var. İkincisi de arkadaşlar burada. Bu taşların altında. Ve şuradan da zaten bir yılana benzer bir işaretimiz var. Bu tarafa doğru yön veriyor. İkinci işaretimiz de bunlar. Ve bu kayanın altından şuradan bir girişimiz daha mevcut. Üçüncü işarete geçiyorum arkadaşlar. Burada bir taş üzerine bir kare oymamız var. Ve burada da yine böyle bir çarpı işaretimiz var. Yalnız dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Böyle bir oymaya geldiğiniz zaman, yani bu kare işaretidir, her zaman bize kapalı bir odayı vermekte. Bu şekilde, bu şekilde. Buradaki çarpı işaretimizin anlamı da uzun olan tarafta diyor ki bu tarafta bir kapalı yerimiz mevcut. Böyle yerleri genelde biz pirinç çubukları vasıtasıyla, hani bu zeminde olduğu için, yer altında olduğu için pirinç çubukları vasıtasıyla bulabiliyoruz. Sonraki işaretimiz yine yerde bir oymamız var ve kanallar mevcut. Arkadaşlar böyle bir yere geldiğiniz zaman böyle bir kanallar mevcutsa zemin altı oda mezar vardır. Bu bizim zaten mezar işaretimiz. Şuradaki toprak yapıyı görüyorsunuz zaten. Şu alan içerisinde, yani bu birkaç metre alanın içerisinde bir pirinç çubuk vasıtasıyla bu çevrede zemin altında oda mezarı vardır. Yine pirinç çubuklarımız vasıtasıyla tespit edebilirsiniz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir oymamız daha mevcut. Yine kanallarımız mevcut. Genelde kanal istikametinde derler, şu kanalları istikametinde derler ama her yerde coğrafyanın da farkı var arkadaşlar. O yüzden her yerde aynı sonuç değildir bu. Bize pirinç çubuklarımız bu alanı size buldurur. Ve o alanda gerekli çalışmayı yaparsınız. Gördüğünüz gibi bu doğal falan değil. Buradaki kanallarda kendiliğinden oluşmuş da değil. Başka bir işaretimiz arkadaşlar bu eşkıya işareti. Şurada gördüğünüz gibi kaplumbağa var. Çeşitli böyle işaretler falan yapılmış. Şurada da bir kaplumbağamız var arka tarafta. Bu şekilde arka arkaya siyah bir taş üzerine işaretleri yapmışlar. Dikkatinizi çekerim. Şuradaki kaplumbağanın üstünde bir tane oymamız var. Şurada da bir oymamız var. Ve bu şekilde işaretleri yapmışlar. Şimdi her işaretimiz bir tane bize saklamayı simgeliyor. Bakış istikametleri sağ tarafa doğru. Sağ tarafta mutlaka bir yapay bir alan vardır. Ve orayı, o yeri de yine pirinç çubuklarımız vasıtasıyla bulabilirsiniz. Başka bir işaret arkadaşlar. Yine zemin altı oda şeklinde bir mezar sistemi. Şurada sunu çanağımız mevcut. Ve buraya gördüğünüz gibi su dolduğunda şurada aşağı doğru akıyor. Bakın ıslak olan yer belli zaten. Genelde diyorlar ki akan yer tarafından aşağı doğru inildiğinde odaya giriş yapılır. Kimi yerde oluyor, kimi yerde olmuyor arkadaşlar bu. Peki buranın mezar olduğunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Dediğim gibi önce sunu şanağı var mı ona bakıyoruz. Ondan sonra araziye bakıyoruz. Arazide eğimli bir arazi olacak. Bakın burası zaten eğimli bir arazi ve burada sadece bir tane kaya mezarı yok arkadaşlar. Zemin altı oda mezarı yok. Birden fazla. Çünkü bunu nereden anlıyorum? Çevredeki şu taş artıklarını görüyor musunuz? Bakın bütün alana yayılmış durumda. Yani burada birden fazla zemin altında oda mevcut. Yani bu bölgede birden fazla var arkadaşlar. Bir sonraki işaret haç işareti. Haç işaretinin altında arkadaşlar şöyle kapalı bir merdiven şeklinde bir şekil mevcut.
Kaz ayaklı haçımız, Ermeni haçı arkadaşlar. Böyle bir yere geldiğiniz zaman burada, evet, ben şu anda iki tane kapalı merdiven şeklinde yapılmış bir işaret görüyorum. Böyle bu işaretlerin anlamı, bu alan içerisinde, hemen bu ağaçlara çok yakın bir alan içerisinde, kaya içinde iki tane oda var. Ve odaların içerisinde papazlara ait emanetler ve bir miktar parası, kitapları vesaire, kendisine ait şahsi malları mevcut. Bir sonraki işaret arkadaşlar, eşkıya işareti yine. Şurada bir balığımız mevcut, görüyorsunuz. Hemen işaretin orta sol kısmına doğru. Ortada küçük bir üçgenimiz var. Üçgen neydi? Üçgen zaten mahzendi. Balık da zaten mahzene girişi gösterir bizde. Yani bu işarette. Kenarları görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde örülmüş ve Horasan harcı ile düzgün bir şekilde kapatılmaya çalışılmış. Yine burada da perde sistemimiz var. Kenarları çok güzel bir şekilde örtülmüş ve buradaki şu kapak olan kısım korunmuş arkadaşlar. Bunun doğal olmasına imkan yok. Su akan bir yerde girişimiz burada. Şurada balığımız var, şurada üçgenimiz var, oyulmuş ve bu şekilde bize yeri veriyor. Başka bir işaretimiz arkadaşlar, yine kaya üzerinde bir oymamız mevcut. Ve bu oyma doğal değil. Görüyorsunuz, hani bu doğal yollarla olabilecek bir oyma değil. Oyulmuş burası. Ve altında da hemen bir tane balık işaretimiz var. Şöyle görüyorsunuz balığı. Güzel bir şekilde oyulmuş arkadaşlar. Ve balığa benzetilmiş. Ve tam anlamıyla balık da olmuş. Şöyle. Peki bu bize ne anlatıyor? Arkadaşlar, şuradaki işaret ve buradaki balık işareti bize diyor ki sağ tarafta bir tane yapay bir yer var ve o yerde son noktamızda hazinemiz mevcut. Geldik son işaretimize arkadaşlar. Son işaretimiz yine kaya üzerinde bir oymamız var. Mihrap şeklinde şöyle. Ve hemen altında oyulmuş ve oturtulmuş çok güzel bir kapağımız mevcut. Yani şöyle işaretledim ve girişimizi gösteriyorum arkadaşlar. Hemen şuradaki işaretler zaten yine murç ile oluşturulmuş, kaybolmaması için eşkıya işareti. Bu da aynı zamanda içeride, burası açıldıktan sonra odaya geçiş var ve içerisinde emanetleri var. Bugünkü işaretlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızı abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı yapın. Eğer benim eksik kaldığım bir yer varsa siz de yorumlarınızı yaparak aşağıda yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.